Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabi ecmain. Amin. Muhterem Hutbi izleyicileri, evvela hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Bugünkü sohbetimizin konusu Lemalar eserinden ikinci lema, ikinci nükte. Hazreti Eyyub Aleyhisselam'ın kısasından günümüze mesajlar ile devam edeceğiz. İkinci nükte, 26. sözde sıra-i kadere dair beyan edildiği gibi musibet hastalıklarda insanların şekva üç vecihle hakları yoktur. Yani insanın başına gelen musibet hastalıklara karşı üç cihetle insanın şikayet etme hakkı yoktur. Birinci vecih Cenab-ı Hak insana giydirdiği vücut libasını sanatına mazhar ediyor. İnsanı bir model yapmış, o vücut libasını o model üstüne keser, biçer, tebdil eder, tayir eder, değiştirir. Bu telif esmasının cilvesini gösterir. Şafi ismi hasalı istediği gibi Razak ismi de aşkı itiza ediyor ve hakeza. Malikul mulki yetasarrafu fi mulkihi keyfe yaşa. Yani mülk sahibi mülkünde istediği gibi tasarruf eder. İkinci vecih, hayat musibetlerle, hastalıklarla tesavvi eder, kemal bulur, kuvvet bulur, terakki eder, netice verir, tekemmül eder, vazife-i hayatiyeyi yapar. Yeknesar, istirahat döşündeki hayat, sabit, durgun bir hayat, hayr-i maz olan, hakiki bir hayır olan bir vücuttan ziyade şer-i maz, hakiki bir şer olan vücuda Adem'e yakın ve ona gider. Yani hareket halinde olan, ibadet veya çalışma yapan bir vücut hayr-i maz içindedir. Eğer durgun bir halde ise o hayırdan ise hakiki bir şere dönüşür. Üçüncü vecih, şu dar-ı dünya meydan-ı imtihandır. Ve dar-ı hizmettir. Lezzet ve ücret ve mükafat yeri değildir. Madem dar-ı hizmettir ve mahal-i ubudiyettir, yani kulluk yeridir, hastalıklar ve musibetler dini olmama ve sabretme şartıyla o hizmete ve o ubudiyete, o kulluk çok muvaffak oluyor. Yani o kulluğa çok muvaffak oluyor ve kuvvet veriyor. Ve her bir saati bir gün ibadet hükmüne girdiğinden şekva değil şükretmek gerektir. Yani bir insanın başına bir musibet, bir bela geldiği zaman hastalık da olabilir. Eğer şekva etmese, şükrederse her bir saati bir gün hükmüne geçer. Evet, ibadet iki kısımdır. Bir kısmı müsbet, diğeri menfi. Müsbet, malum olduğu üzere namazdır, niyazdır. Menfi kısmı ise hastalıklar ve musibetlerle musibezede zaafını ve arzını hissedip Rabb-i Rahim'ine ilticakarını, yani ona dayanıp, teveccüh edip, onu düşünüp, ona yalvarıp halis bir ubudiyet yapar. Halis bir kulluk görevi yapar. Bu ubudiyete, bu kulluğa riya girmez. Halistir. Eğer sabretse, musibetin mükafatını düşünse, şükretse o vakit her bir saati bir gün ibadet hükmüne geçer. Kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Yani burada kısacık ömür ifadesi, yani bir saat ibadet ege bir gün hayıra dönüşürse, yani bir günlük ibadet insan kazanırsa kısa bir ömürde uzun bir mükafat kazanır insan. Onun için kısacık ömrü uzun bir ömür olur. Hatta bir kısmı var ki bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçer. Bir dakika bir gün yerine geçer. Hatta bir ahiret kardeşim Muhacir Hafız Ahmet isminde bir zatın
müthiş bir hastalığına ziyade merak ettim. Kalbime hitap edildi. Onu tebrik et. Her bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçiyor. Zaten o zat sabır içinde şükrediyordu. Evet. Kısaca özetlemek gerekirse bu okuduğumuz ikinci lemanın ikinci nüktesinde geçen birinci, ikinci ve üçüncü vecihte insanın musibet hastalıklara şikayet etmeye hakkının olmadığını beyan ediyor. Cenab-ı Hakk'ın Esma-i İlahiyesini yani isimlerini gösteren en parlak, en şeffaf ve en geniş ayna hayattır. Madem hayat bu kadar ehemmiyetli, güzel ve seçmiş bir şeydir, onun yaratıcısı tarafından onun başına gelen her ahval dahi mahiyeti itibariyle güzel olacaktır. İnsanları yokluğun karanlıklarından varlık sahasına çıkaran Allah Celle Celaluhu onu harika cihazlarla, eşsiz duygu ve latifelerle donatmış. İlahi isimlerin en azam yani en büyük tecellisine mazhar etmiştir. Hem bazı isimlerin tecellisi için kullarını ve mahlukatı çeşitli musibetlere, değişik ve hal ve etvara maruz bırakır. İnsan ise hikmeti bilmediği bu değişik haletlerden dolayı bazen üzülür, bazen de sevinir. Halbuki yaratılan her bir mahlukun kendine bakan ciheti ve kıymeti bir ise saniyi yani Cenab-ı Allah'a bakan gayeleri binlerdir. O halde bütün hadisata her şeyin yegane sahibi olan Allah'ın muradı cihetinden bakarsak kaderin derin sırları bir nebze de olsa anlaşılmış olur. İşte elemler ve musibetler insanın kemalat arşına seyr üslubunda bu esir bir vasıta olduğundan kader-i ilahi onlara müsaade etmiş ve zihayetlere musallat etmiştir. Burada netice itibariyle hep hayırlar ve güzellikler mevcuttur. Hastalık da, bela da, musibet de Cenab-ı Allah'tan gelmişse neticesi güzeldir. Mesela Allah'ın Şafi isminin tecelli etmesi için insanın hastalanması ve şifa bulması lazımdır. Hastalıklar olmasaydı Şafi ismi tecelli etmezdi. Mumit yani ölüm ismi de vakti gelince vücudun ölmesini ister ve insana ölümü tattırır. Musavir ismi insan vücudunda tasvir hakikati ile tebarruz etmek ister ve her aza ve organa bir şekil bahşeder. İnsanın vücudu Allah'ın isim ve sıfatlarını tecelli ettiği bir model ve mahaldir, yerdir. Allah'ın isim ve sıfatlarının manaları ve hükümleri birbirinden farklı oldukları için tecellileri de başka ve farklı olarak İnsan vücudunda tezahür edecektir. İnsan bela ve musibetlere, eza ve cefalara maruz kalmazsa istidaflarını inkişaf ettiremez. İnsan hayatı boyunca hiç zorluk ve hastalık görmese, sürekli rahat ve sabit bir hayat yaşarsa kemale eremez ve kamil bir insan olamaz. İnsan bu dünyaya lezzet almak ve keyif sürmek için değil, ibadet ve kulluk için göndermiştir. İbadet ve kulluk da iki türlüdür. Birisi müsbet, diğeri ise menfidir. Müsbet ibadet Allah'ın kitabında bildirdiği emir ve yasakların bütünüdür. Menfi ibadet ise insanın hayat yolculuğunda karşılaşmış olduğu musibet ve sıkıntılara sabretmesi, bunları rıza ve tevekkül ile karşılamasıdır. Böyle yapan insan büyük bir sevap kazanır, her dakikası ibadet hükmüne geçer. Evet, hastalıklar ve musibetlerle musibete maruz kalan şahıs bütün zaafını ve arzını hissedip sadece ve sadece Rabb-i Rahim'ine sığınıp ona yönelip, onu düşünüp, ona yalvarıp samimi bir kulluk sergiler. Buradan şunu da anlıyoruz ki
Allah'ı en iyi tanımanın ve en güçlü bir şekilde hissetmesinin vesilesi ve yolu azlığımızı ve zayıflığımızı hissetmekten geçmektedir. Risale-i Nur mesleğinin dört esasının ikisinin az ve fakr olması da bu yüzdendir. Allah'a ulaşmada en etkili, en sağlam ve en garantili yol az ve fakrımızı anlayıp aciz ve fakir olmayan Allah'a sığınmaktır. Az ve fakrı da en iyi hastalık, bela ve musibetler hissettiriyor. Burada ifade edilen husus, çekilen sıkıntı ve musibetlerin mümin için manevi büyük bir kar ve ibadet olduğudur. Tek şart, burada tek bir şart var. İsyan etmeden sabır göstermektir. Kısmet olursa geri kalan ütelerle devam edeceğiz inşallah. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere. Allah'a emanet olunuz. Thank you.